Merhaba değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Ons altı'nın Cuma günkü sert çıkışının analizini yapmaya çalışalım. Ons altın bu hareketiyle ne yapmaya çalıştı? Hareketine şöyle bir bakalım. W yapılmış. W hedefi. Bakayım şöyle orta nokta. W hedefinin de aşağı yukarı hemen hemen üstüne çıkmıyor ama şu, şu noktada bir pini var tam o seviyeye kadar gelmiş. Şimdi doğrusu son 1966'dan sonra 74'e gidince beni şaşırttı. Onu söyleyeyim. 74'ü bir ara geçecek diye düşündüm. Nereye kadar gidebilir diye kendim analiz ettim. Baktım gidebileceği yer. işte daha önce de işaret ettiğimiz şurası direnç noktası. Oraya kadar gitme potansiyeli vardı. Hızlı bir atakla oraya alıp işte pin bırakarak buradakine benzer bir geri çekilme yapabilirdi. Oraya kadar götürmediler şurada bıraktığı pine, pini yokladı. Yani şu pinleri işlem yapmadan çıktığı yerleri genelde tüm piyasalarda bir yoklama oluyor. Yani yukarı ya da aşağı fark etmez. E tabi bunda bir etken de temel gerekçeyi bilmem ama teknik olarak S&P de zirve yapmış olması onun altına da salmayacaklar anlamına geliyordu zaten. Şöyle bakalım. Tam şöyle bir düşen noktası var o düşen noktasında e, takıldı kaldı. Bakalım ne olacak. Onu biraz daha detay bakacağım şimdi. Saatlik grafiği açtım. Saatlikte gördüğümüz şey şu. İlk tepe noktasındaki düşeni kırdı. Cuma günkü sert hareketiyle. Önce işte bir gün önceki yapmış olduğu perşembe günkü hareketinde ya da çarşambaya denk gelen hareketinde diyelim. Kırıp tekrar içeri girmişti. Bu sefer cuma günkü hareketinde ise bir e, kırdı ve teyit alma mahiyetinde tekrar geldi. Yani şimdi majör olarak daha büyük ölçekte baktığımızda ne görürüz diye. Herhalde şuna benzer bir yapı ile karşılaşacağız. Burada gördüğü tepe noktası, yani buradaki grafiğe göre söyleyelim. Yani buradaki tepe noktası 1974-75 noktası. Yani 2000 geçilmedikçe bir sıkıntı yok. Ama 2000 geçilirse bambaşka bir senaryo gündeme gelir. Buna benzer bir yapı oluşur. O zaman 2100-2000 tabi buna benzer bir yapı oluşur. 2000 daha önce gidemedi. işte 2250 hedef noktası da artık yapısal anlamda yukarıda. Tam bakın bu grafik ta nerelere kadar gitme potansiyeli taşır. Tabii benim %41 yani ben bu potansiyel hedef dediğim nokta %41. Yani S&P eğer çok yukarı taşımazsalar ilk etapta işte 2000'i geçmesini ben zor görüyorum. Onu belirteyim zikzaklı ve sıkışma hareketleri devam ediyor. Hatırlarsanız şu bölgede bir işte bir sıkışmadan bahsetmiştik. Yani bu bölgede bir sıkışma olacak diye söyledik. Normalde elmas yapısı bu. Elmasın ikinci yapısı da şu. Bakın bu da bir elmas. Yani şu da elmas. Şimdi sanki bana uzatmaları oynuyorlar gibi geliyor. Dikkatlice yakından izlemeye devam ediyorum. Onsu altındaki hareketleri. Tabi S&P tepede kaldıkça ons altını da aşağı vermezler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. S&P'nin hareketleriyle yurt dışındaki borsaların hareketleriyle nispeten bir korelasyon sağlıyor. Hangi temel gerekçeyi bulurlar? Borsalar düşer diye mi? Ya da başka nedir bilmiyorum. Ama işte buradaki yapı bir süre sonra şuradaki desteğini kıracak. 1940 şu anda destek. Yani orada saatliklerde bakın. Destek noktası, en güçlü destek noktası. Şu anki görünür itibariyle 1940. 1940 noktası kırılırsa o zaman bakın şöyle sat vermiş olacak. Öyle belirtelim. Yani saatliklerde şu anda her ne kadar süper trendin üstünde al görünse de son işte 3-4 saatlik hareketleri bakın kendi içinde de bir zayıflık arz ediyor. Yani direnç noktası artık 1970 bölgesi. 1970 geçilmedikçe 2000 yoklanmaz. 2000'i geçilmedikçe de daha üst hedefler yoklanmaz. Dolayısıyla sanki bu hareket burada bir süre daha zikzak takılıp ondan sonra ons altında daha aşağı senaryolar çalışır diye tahmin ediyorum. Biraz da günlük bakıp günlük değerlendireceğim. Ama saatliklerde tabii ki Cuma günü gerçekten ciddi bir tepki verdi. Yani o hafta tepkili kapattı. ABD piyasalarının da zirve yaptığı dönemde bu Yapısal anlamda niye derseniz şuradaki kamanın hedefi bu bölge. Bir trend mahiyetinde ama yön aşağı görünüyor şu anda. Yukarı yönlü bir trend çizsem ne görünür diye baktığımda tam şuna benzer bir trend görünüyor. Şöyle bir yapı oluşması muhtemel. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı bir süre bu bölgede sıkışma olacaktır. 1970 ile 1940 arasında. Ondan sonra da benim tahminim S&P'ye işte iki hafta demiştim, yüksek ihtimalle iki hafta, maksimum işte 1.950 ne düzeltiyorum 3.500 seviyeleri biraz üstü, biraz altı neyse. Ondan sonra da 3400'e kadar bir geri çekilme bekliyorum. Şimdi ons altında günlükte ne görürüz diye bakalım. Şimdi günlük grafiği açtım arkadaşlar. Bu günlük grafikte bakın bizim karşımıza şöyle bir senaryo çıkıyor elmas yapısı halen devam ediyor. Buradan da bakın bir üçgen yapısı var. Şöyle göstereyim üçgeni de. Şu şekilde bir sıkışma var. Tabii biz ifade ederken hatırlarsanız şuradaki düşüşü bakın burada böyle bir düşüş olacağını ifade etmiştik. Etmiştik. 1900 noktalara kadar ve burada da dedik ki 1900 noktası yani aşırı satıldı. Bu kadar hızlı satışlar doğru satışlar değil aşırı bir fiyatlama tekrar 2000'li seviyelere kadar gitmesi lazım diye bu bölgelerde yorum yaptık ve bir trend çizdik. Onu da şöyle gösterdik hatırlarsanız. Şu şekilde trend çizdik ve dedik ki bakın şöyle değdikten sonra üst trendin üst noktalarına değmesi gerekir diye yorum yaptık. Sonraki süreçte normalde mantıklı olan yani eğer bu bir düşüş trendi ise hızla burası burada belli bir doygunluğu saldıktan sonra aşağı gelmesi lazım. Yok yükseliş trendi yani bu üçgen bölgesini yukarı kıracaksa bakın ikinci senaryo da pozitif senaryo tekrar ikili tepe yapmak üzere yukarı yönelmesi lazım. O zaman ama düşüş trendinden şu an için bahsedemeyiz. Çünkü trend bozulmuş oluyor. Dikkat edeceğimiz nokta bakın gerçi bozmadılar. Hani tam bir düşüş trendi oluştu günlüklerde net görünüyor. Hatta cuma günü perşembe günkü görmüş oldu en tepe noktanın biraz daha altını gördü. Yani 1974'ten 75'ten döndü. O bölge direnç görevi gördü. Biraz daha altını gördü. Yukarı almadılar. 1976 idi Perşembe günü gördüğü yer. 74'ten döndü. Ve şu bölgede bakın sıkışma devam ediyor. Yani bu nasıl patlar, nasıl düşer derseniz ben yurt dışı piyasalarının önümüzdeki hafta olmazsa ondan sonraki hafta diyelim. 2500'lü bölgelerde satış yiyeceğini bunun üstü altı mümkün. Zaten beklediğimiz bir anlamda 2500 ilk satışını ama trendi bozmayacak kadar diyelim. Yani 2400 hedefli diyelim ilk satışını yiyeceğini yaklaşık %3'lük, 4'lük geçen haftaki seviyelerine geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla oradaki gelebilecek satış burayı da tetikleyecektir. Nasıl bir trendli olabilir bu? Bakın genelde şuralar doluyor. Eğer ki düşecekse buradan düşüyor ama tabii bize düşecekse de bizim kontratlarımızı yani longa çevirmeleri lazım ki onu yapıyorlar yani bir anlamda hani piyasalar genelde göstere göstere düşmüyor. Göstere göstere de çıkmıyor. Zorluyorlar yani. Bunun anlamı şu. Bakın şurada tam ineceğiz ineceğiz havası vardı. Ama teknik olarak işte bir ters kama vardı ve kamayı işlettiler. Ve bu tarz bir pozisyon, bu tarz bir grafik ortaya çıktı. Dolayısıyla bu hareketler birçok yatırımcıyı bizim elimizin ayarı olmadığında ya çok fazla kısa açıyoruz ya çok fazla uzun açıyoruz. Neticede bu hızlı hareketler, %2'lik günlük, %2'lik üçlük hareketler maalesef teminatları bitiren hareketler oluyor. Bunu da onlar çok rahat görüyorlar. Bazen işte bir günlük hareketle bir pinle bile bunu yapıyorlar. Teminat bitti mi elinizde bir şey kalmıyor. Biz bunu ayarlayamıyoruz. Ayarlayamayınca da maalesef böyle bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Teminatlar zor durumda kalıyor. Yani bizler daha doğrusu zor durumda kalıyoruz. Ne kadar teknik yorum yaparsanız yapın. Bakın işte size teknik yorum bu. Benim kendi kişisel kanatım. Yüzde 41 e, düzeltiyorum. Yüzde 51 bu kanal işler. Yüzde 49 ise bu kanal işler. Ama onun için bir tam böyle bir, şurada bir nokta var işte. Yani güzel bir nokta bana göre. 1980 noktası ve 2000 noktası geçecek mi geçmeyecek mi? Yani 20 dolarlık bir ufacık bir dar alan var. Geçer mi, geçmez mi? Ben geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kanalın aşağı doğru yöneleceğini. Benim beklentim bu. Bu dünya borsalarındaki belki bir dalgalanmayla bunu yapacaklar ya da başka bir sebeple yapacaklar. Benim beklentim bu. Çünkü aşırı fiyatlı olduğunu düşündüğümden böyle bir beklenti içerisindeyim. Tabi izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani hepsine karşı bir strateji geliştirmek durumundayız. Gerekirse zararsa zarar deyip gözü alıp sineye çekip stopu olmak lazım. Yani şuradaki üçgenin kırılım yönüne göre. Yukarı kırılırsa yani ben kısa yönlü pozisyonda durmak istemem. Onu söyleyeyim. Nereye gideceğini kestiremem. Daha yukarıda çünkü az önce gösterdim ki 2500 noktaları bile hedef olarak belirlenebilir. Peki. Ama içeride kalırsa o zaman sıkıntı yok. Yani benim beklentim doğrultusunda hareket ederim ben. Bakalım nereye kadar gider diye izlerim şuradaki trendi takip ederim. Çünkü bakın bir üst bantta şuradaki harekette iniş tamam yakalandı. Yakaladık yani. Buradaki hareket biraz hızlı olmakla beraber çıkış tamam. Aşağıda 1900 noktası tamam. Şimdi tekrar aynı nokta tamam. Bakın böyle geldiği zaman ters W de olmuş oluyor. Yani piyasanın hangi yöne gideceğini fiyat hareketleri belirleyecek. Benim senaryo aşağı 1951. Ha, ama benim sigortam nedir? Söylüyorum bu kanalın içerisinde. Şu kanalın içerisinde kalmak ve buranın aşağı kırılması. Şu anda o kanalda 1940 arkadaşlar bakın. Yukarılarda kaldı yani. Üst, üst taraf. 1940-20 bu bölgenin kırılımı hareketi sertleştirebilir aşağı doğru. izlemek lazım. Zaten bakıldığında çok geçen nasıl bakın düşüşlerde çok sert hareket yapıyor. %3'lük hareketler yaptı yani şuradaki sert düşüşleri. Bakın çok sert hareketler yapıyor. Yani burada yeterince kontrat açıldığını görürseler long yönlü ki çok miktarda halen onsta long yönlü kontratların olduğunu düşünüyorum. Bunu aşağı doğru verip onları stoplatmak ve teminat sıkıntısı yaşamalarını sağlamak isteyebilirler. Onu da ayrıca belirtmek isterim ama tabii ben bu yorumlara girmek istemiyorum. Teknik olarak yorumum son derece basit. Şuradaki sıkışma halen devam ediyor. Yani zaten şu bölgeden bahsettik. Elmas oluşumu da ifade ettik. Buradaki yapı şurada bir elmasın bir küçük var. Burası da elmas. Yani bozulmadı. Elmas oluşumları da genelde terse kırılır. Aynı kama gibi terse kırılır dedik ama bunun yüzde yok. Şimdi bu oluşumu burasını kırdığı an burası kadar daha potansiyel derinlik kadar daha potansiyel taşır diyoruz. Yani şuradaki açı kadar daha yukarı gitme potansiyeli söz konusu olur. O yüzden şuradaki kırılım dikkatle takip edilir. 1975 ben 6 puanda 6 dolarda üste koyayım. Biraz esneklik payı. 1980. 1980 bölgesi kırılırsa piyasayı dönüp izlemek lazım. Bu ons nereye gidiyor diye. Yani yukarı doğru gitme ihtimali söz konusu olur o zaman. En azından ikili tepe yapmak üzere 2060 seviyesine ihtimali doğru. Kırılmadığı sürece ki ben dediğim gibi buranın kırılacağını düşünmüyorum. O durumda aşağılara doğru bir yönelim söz konusu olacaktır. Ons altında durum bu arkadaşlar. Yani ben analizimi değiştirmiş değilim halen. Piyasa'yı izlemeye ve piyasa yönlü olmaya çalışıyorum. Onu belirtmek istiyorum. Günlükte de yeşil bir mum. Şöyle bir zikzaklı. Yani bu tip hareketler devam formasyonu da olabiliyor bazen. Ama genelde benim gördüğüm işte bir ken realizasyonu ile sonuçlanabilecek bir hata beraberinde getirebilir. Şuna benzer. Ki bakın ne kadar şekilsel olarak da mümkün görünüyor. Yani şu yapı şekilsel olarak da mümkün görünüyor. Evet bakalım ne olacak hayırlısı diyelim. Ama her şunu tekrar belirtiyorum. Hatırlatıcı mahiyette söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Onu da belirteyim. Her duruma göre, her fiyat hareketine göre belirlenecek bir davranış kriterinde bir stratejiniz varsa piyasadan korkmaya gerek yok. Piyasa tedbir al. piyasada tedbir alınmış olur. Dolayısıyla piyasanın içinde kalınmış olur deriz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.